Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte anlayacağınız üzere bu duşakabinimi temizleyeceğiz. Normalde biz burayı hiç kullanmıyoruz. Size de şöyle göstereyim yakından. Hiç kullanılmayan bir banyoya göre fazla kireç lekeli. Çünkü buraların yaşadığımız bölge itibariyle kireç oranı çok yüksek. Bu yüzden de bu şekilde oluyor. Şimdilik burayı temizleyeceğiz ama bu videoya başlarken söylemek istediğim bir konu var. Bu video Melike'nin fikriydi. Yani o çok istedi bu videoyu çekmemi. Buradan Melike'yi ve Metehan'ı çok öpüyorum. Sevgili arkadaşım, bu videonun öncesi ve sonrası olarak ayıracağım. Öncesi bölümü senin için gelsin. Sonrası bölümü de izleyenler için gelsin. Sakın bu videoyu saçma sapan bir video olarak algılayıp hemen kapatmayın. Bu halde hemen şöyle paspaslarımı kaldırmakla başlayayım. Naylon terlikler tamamsa, çiçekliler de tamamsa temizliğe başlayabiliriz. Evet, geldim fasulyenin faydalarına. Şimdi önce hayatları konu edinelim. Hayatlar neydi? Bir adet fırça, bir kova köpüklü su. İyice köpürtüyoruz, köpürtüyoruz. Daha sonra fırçalar. Hayatlarımızın köpürtme işlemi bittiğine göre sıra geldi durulama işine. Nasıl durulayacağım? Tabii ki hortumla. Aşkım, suyu açabilirsin. Köpürt köpürt durula. Durulama işlemimiz de bitti. Ama sorarsanız gerek var mıydı bu kadar şeye? Bence yoktu. O zaman hayaller kısmına hemen geçelim. Şimdi bildiğiniz gibi benim bu şişemin içerisinde karbonatım ve sirkem vardı arkadaşlar. Şimdi ben bununla buzdolabımı falan temizlemiştim. Ve kalan kısmını hiç atmadım. Şimdi bunun içerisine gördüğünüz gibi parlatıcı ekleyeceğim. Hemen köpürebiliyor. Bu kadar yeterli. Şimdi hemen şunun bir ağzını yüzünü yıkayayım, geliyorum. Size hemen bekletmeden geldim. İşte bu hazırlamış olduğum karışımı şöyle yukarıdan şöyle şuralara özellikle çok sıkıyorum çünkü asıl kireçlenmeler benim o bölgelerde. Aşağıya kadar intimi sorun değil. Şu bölgelere. Şu içerisine de gireyim. Yine burayı da aynı şekilde gördüğünüz gibi böyle yapıyorum. Bunlar aşağıya doğru akacaklar. Şuradaki bataryalar var ya arkadaşlar, ben bunları da yine pıs pısımla sıkıyorum. Hatta şöyle şuralarına falan da şöyle çevirip üst kısmından
güzelce sıktım. Şimdi şu kalan köşelerimi falan da hemen halledip geliyorum. Şimdi şuradan hemen yoruluyorum. İşlemim bitti. Bir şey fark etmişsinizdir. Hiçbir şekilde sünger ya da fırça kullanmadım. Şimdi size yakından göstereyim nasıl parladığını. Vallahi beklentimin çok çok üstünde oldu benim. Şöyle. Güzelce kurulayacağım arkadaşlar. Bütün camlarımı falan. Şuradakiler var ya, bunlar kireç leketi falan değil. Bu kalın bir plastik olduğu için zannedersem iç kısımdan hafif kırılma belirtileri gösterdiği için orası öyle. Yoksa bizim için önemli olan kısımlar gayet güzel oldular. Size bir de şu içeriden musluk başlıklarımı göstereyim, materyallarımı. Gördüğünüz gibi bataryalarımda evet arkadaşlar, videoya kısa bir ara vermek zorunda kaldım çünkü ıslandım. Şöyle güzelce kuruluyorum. Hatta şurayı da aşağıya getireyim. Bu kez ıslanmama ihtimal vermeyelim. Tamamdır. Şuraları da güzelce aldım. Ben şimdi hemen kurulayıp geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi son halde bu şekilde. Yani anlatmaya gerek yok. Her türlü görüyorsunuz, parlıyor. İçi dışı her yerini güzelce yıkadım. O halde bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.